Ne yapıyorsun burada? Ya dosyalara bir kez daha bakmak istedim, doktorun verdiği dosyalara. Peki neden burada? Yani yalnız kalabileceğim tek yer burasıydı. O yüzden buraya geldim ama affedersin. Kal. Benim biraz hava almam lazım. Sakladığın, gizlediğin ne var Can? Can! Can! Ya bırak! Niye bana karşı böylesin? Bu kadar soğuk, bu kadar mesafeli. Emre bak, daha fazla üstüme gelme lütfen. Yalnız kalmaya ihtiyacım var, kafamı toparlamak istiyorum. Ya benim aklımdaki tek şey kızımı bulmak. Kızımı bulduktan sonra da bu acıyı yaşamama sebep olan herkesten intikamımı almak. Benim de derdim bu. Kızını bulmak istiyorum, seni mutlu etmek istiyorum. Ya bu yolda senin yanında yürümek için çabalıyorum, lütfen itme beni. Sonuna kadar da senin yanında olacağım, lütfen anla artık bunu. Bu benim derdim. Sadece bunu kafamda biraz toparlamaya ihtiyacım var. Sindirmem gerekiyor. Senden sadece anlayış bekliyorum birazcık. Ben seni anlıyorum Can. Ve seni yalnız bırakmayı kabul etmiyorum. Emre yeter! Yetmez Can! Tamam mı? Yetmez! Sanki babasının koma. Belki de tam anlamamışsındır. Kalın kafanı almamıştır diye tekrar söylüyorum. Yarın sabah hicranı da alıp defolup gidin buradan. Allah Allah. Ben sana söyleyeyim Aliye Hanım, yanlış yapıyorsun. Bu konaktaki tek sırdaşın benim, ben. Son sözümü söyledim. Ya kendin güzellikle gidersin ya da ben göndermesini bilirim. Kolay değil Aliye Hanım. Kolaysa gönder bakalım. Şuradan şuraya gitmeyeceğim. Leyla'nın annesi Aksoy Konağı'nda yaşıyor. Zamanı geldiğinde bu bilgi o konağı darmadağın edecek. Beklemek intikamın mayasıdır. Ben uzun zamandır bunu bekliyorum. Leyla'yı da bunun için sakladım. Ama kaçtı gitti. Cihan Leyla'yı getirene kadar biz cehenneme giden yoldaki taşları döşemeye devam edeceğiz. Leyla geldikten sonra o konaktakilere cehennemin kapılarını açacak. Leyla Hanım'ın annesi kim Adnan Bey? Eski eşim. Bu adamı benim gözüm hiç tutmadı. Garip bir adam. Öyle huzursuz eden bir şey var sanki. İş dünyasında sezgilerin önemi büyüktür Yeliz'ciğim. Ancak varsayımlardan önce gerçeklere bakmak lazım. Firmanın yeni oluşu, yatırımcıların gizli kaygısı. Asıl beni düşündüren şey daha çok bunlar. Haklısınız. Sonuçta biz iş yapıyoruz değil mi? Ben kimim bil bakalım oynamıyoruz. Yanlış bir karar mı verdim ben? Kim bu adam? Arkasında kimler var? Niye yapıyorsun bunu? Benim hiçbir şey yaptığım yok.
Sadece kafamı toparlamak istiyorum diyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Yiyin, bitirin, tüketin birbirinizi. Hicrana uğurlarken yolculuğunun daha da acı dolu olmasını istiyorum. Bana yaşattıkları için tek ölüm yetmez. Her gün kıvranmalı. Bak ben seni anlıyorum. Ama... Ama neden bana düşmanınmışım gibi davranıyorsun? Ya dokunma bana. Tamam. Tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Ama seni yalnız bırakmayacağımı sen de anlayacaksın. Önce kızına kavuşturacağım seni. Ardından buna sebep olan her kimse gideceğim kendi ellerimle vereceğim cezasını. Belki de söylediklerinin hepsi yalan. Belki Melek benim kızım ve bunlara sebep olan sensin. Hicran. Hiç vazgeçmiyorsun Emre. Gururunu bir paçavra için hiçe sayıyorsun. Yıllardır seni deliceksine severken bir gün ya bir gün yanımda olmadın ya bir gün bir gün bir gün Emre. O paçavranın uğruna ölüyorsun. Yeter. Yeter. Yeter ya. Yeter. Yeter. Sonsuza kadar senden kurtulacağım. Sonsuza kadar. Ve Emre sadece benim olmalı. Acılarla kırılarak gidişini dört gözle bekliyorum. Öl Hicran. Öl Hicran. Öl. Hayır ağlamayacağım. Ağlamayacağım, dirayetli olmalıyım. Kontrolü kaybetmeyeceğim. Adım adım, ilmek ilmek işleyecek planım. Ben kazanacağım bu savaşı. Ben kazanacağım. Ortalığı duman ettim ama inan niyetim gerçekten bu değildi. Hele ki seni yaralamak isteyeceğim en son şey. Bunu unutma. Bu işi acilen halletmem lazım. Elin adamına babandan bahsedersen, durduk yere de karşısında ağlarsan olacağın bu işte. Of! Daha iki gündür tanıdığın iş arkadaşına özelini açmak nedir ya? Leyla gerçekten çok profesyoneldi. Gerçekten. Sınırı aştı. Bak ne oldu görüyor musun? Yok. Yarın sabah bu sorunu halledeceğim. Ve gereksiz samimiyetlere de girmeyeceğim. Birader sen geri adım atmak yok. Saldıracağım diyorsun. Ne yapacaksın? Bu iş uzadıkça benim bünye kaldırmıyor kurtu. Yalan dolan bunların hepsi bende alerji yapıyor. O yüzden en iyi bildiğim şekilde halledeceğim bu işi. Ne yapacaksın oğlum? Kıza mı uzanacaksın? Aa.
Sen de beni iyice zorba yaptın. Bende de merhamet var. Ama sözümden dönemem. Bakıcısı olduğum melek benim öz evladım olabilir mi? Anne. Ah Melin, keşke bilsem gerçeği. Annen olduğumdan emin olsam. Hasret dolu rüyalarına son verebilsem. Evladım diye sımsıkı sarılsam sana, hiç bırakmam acısını. Evet benim. Ama bir tek kayıp olduğu için hiç giyememişim. Gerçeği öğrenmeliyim. Ama nasıl? Şirana abla. Nereye gidiyorsun? Gerçeği bulmaya gidiyorum Melih. Annen olup olmadığımı öğrenmeye. Hiçbir yere gitmiyorum Melih. Buradayım. Gitme, yanımda kal. Gitmiyorum, tamam. Buradayım. Ben uyusam da gitme. Olur mu? Tamam, söz veriyorum, gitmeyeceğim. Hadi uyusun. Başka bir şey var. Hicle'nin bana olan güveni, tavrı bir anda değişti. Ama işte ne var? Ne? 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 Öğreneceğim. Biliyorum benden bir şey saklıyorsun. Ama öğreneceğim. Benden kaçamayacaksın. Günaydın Hüseyin abla. Günaydın Meleğim.
Hadi sen doğru kahvaltıya. Sen gelmiyor musun? Benim birazcık işlerim var ama sonra geleceğim. Ben de seninle geleyim. Hem işim bitince sahilde simit yeriz. Martılar da veririz. Melih'im cevabını biliyorsun. Sen doğru okula gideceksin, sonra bana koşarak geleceksin. Anlaştık mı? Ama ben seni bir saatte bile özlüyorum. Bir saat de neymiş canım? Ben seni bir dakika içinde özlüyorum. Hadi hadi hadi. Kahvaltıya koş bakalım. Hadi bakalım İcram. Artık ayak altından çekilme vaktin geldi. Hiç. İç şöyle. Hadi İcram. Senden kurtulmama çok az kaldı. O zehir seni usul usul öldürecek İcran. Emre? Müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii müsaitim. Geç lütfen. Çalışma odasında konuşsak daha iyi olacak. Holdingle ilgili bir şey mi? Konuşmada halam da olacak. Gidelim mi? Olur. Sen nasıl istersen gidelim. Buyur patron. Her şey yolunda mı? Yolunda patron. Bu yol biraz fazla uzadı gibi geliyor bana ha? Yani Leyla Hanım'ı ürkütmeden, ona zarar vermeden halletmenin bir yolunu arıyorum. Cihan, bak aslanım. Bahane sakal gibidir. Herkes de bulunur. Ben sana o sakalı kökünden kesip atacak bir delikanlı olduğun için güvendim. Ama artık sabrım kalmadı. Bana kızımı bir an evvel getir. Getireceğim patron. Oğlum, senin bu dükkana değil de şu işi bir an önce temizleyip bitirmen lazım. Leyla'yı zora düşürmekten başka çarem yok. Alo. Dinle beni. Şimdi sana bir tane konum atacağım. Bir saate kadar bu konumda ol. Gelince de beni ara, tamam? Buyur. Yine aynı mesele mi Emre? Holding'in işleyişiyle ilgili öyle büyük bir hata yaptın ki. Bu durumdan kurtulana kadar bütün meselemiz bu olacak. Hata olarak gördüğün şeyi yapmasaydım eğer, şu anda bir holdingimiz olmayacaktı. Doğru düzgün bir araştırma yapmadan böyle adi bir herifi benim ortağım etmen, ya ben bunu anlamıyorum. Sen benim düşmanımı ortağım yaptın. Bunu nereden bilebilirdim? Sorsaydın bilirdin. Ya hadi geçtin sormasını. Ufacık bir araştırma yapsaydın, o herifin niye hapse girdiğini bilirdin. Sen? Sen bu şirketin ortağı değil misin? Bu meseleler seni de ilgilendiriyor. Halamın hata yaptığını görüp onu vazgeçirebilirdin. Böyle durup şirket yönetilmiyor Eliz Hanım. Ben işlerin düzgün yürümesi için elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyorum Emre. Ama sonuçta birçok şeyin işleyişi sana bağlıydı. Ve sen ortada yoktun. Nurten Hanım da, ben de inisiyatif kullanmak zorunda kaldık. Kendi amatörlüğünüzü benim üstüme yıkmaya çalışmayın. Eğer ufacık bir araştırma yapsaydınız, eğer derdiniz ortaya konan para olmasaydı biz şu an bunları konuşmuyorduk. Bakın ikinize de söylüyorum. Her ne pahasına olursa olsun o ortaklık feshedilecek.
kadar. Yok, benim bir şekilde gerçeği öğrenmem lazım. Yoksa bu şüphe beni gerçekten delirtecek yani. Baba! Bunu düşürdüm. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkacağım. İşlerim var biraz. İyi misin? Solgun gözüküyorsun. İçimdeki durmak bilmez şüphenin tohumlarını belki de sen attın. Yıllardır süren acımın kaynağı sensin belki de. O yüzden solgunum. Acı içinde kıvranıyorum. Ama bitecek. Her şeyi öğreneceğim. İstersen gideceğin yere ben bırakayım seni. Yorulma. Dedim ya, gerek yok. Yalnız kalmak istiyorum biraz. Vicdan! Benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır, bir şey saklamıyorum. Çıkmam gerek. Sonra görüşürüz. Gerçek avuçlarımın arasında. Bir yanım acıyla yanıyor, bir yanım umut içinde. Allah'ım ne olur güç ver bana. Taksi de gelmeyecek sanırım. Bu işin peşini bırakmayacağım Can. Benden sakladığın şeyi öğreneceğim. Nerede kaldı bu kız ya? Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Sağ ol. Her yer tertemiz olmuş ya. Ellerine sağlık. Yani görevimiz. Yavaş yavaş öğreniyoruz artık. Pek bir şey de kalmamış. Biraz mola mı versen? Konuşmamız lazım da. Tabii, tabii. Sana bir özür borçluyum. Yani geçen gün yanında ağlamam olacak iş değildi. Yani normalde o kadar hassas biri değilimdir ama bir anda kötü bir günüme denk geldi herhalde. Bir de yeni tanışıyoruz. İş arkadaşı olduğumuzda hesaba katarsak yaptığım hiç doğru değildi. Sınırları aştığım için gerçekten özür dilerim. Asıl ben yani ortada falan karıştırdım. Niyetim de kibarlık etmekti aslında. Üzgünüm. Senin de dediğin gibi ipin ucu kaçtı. Tamam o zaman. Yani bütün bunları unutup kaldığımız yerden profesyonellik sınırları içinde devam edelim mi? Anlaştık. Sen İstersen işine bak. Tabii tabii. Hadi oğlum kahlayın ama geliyorsun ya. Ayıp mı oldu acaba adama? Kötü bir niyeti yoktu ki. İncelik etmek istemişti sadece. Bense... Ya
Duvarlarını indirdiğin zaman işler karışıyor biliyorsun. Ne kadar az kendini açarsan o kadar iyi. En doğrusu bu. Hop hop dur. Ağır dur oraya, ben alırım. Tamam. Şuraya koyar mısın? Tabii tabii. Patronun mu yine? Yok, bir arkadaşım. Aslanım. Alo. Tamam, tamam. Ya... benim bir arkadaş mahalleden de bayağıdır görüşemiyoruz. Bu yakınlara kadar gelmiş. Ben onunla bir yarım saat hemen çay içip gelsem olur mu? Tabii, olur. Tamam, sağ ol. Bak koçum. Buyur abi. Ben birazdan Leyla'yı dışarı çıkartacağım. Mekan boş kalacak. Ne yapacağını söylememe gerek yok. Elini çabuk tutuyorsun. Bir aksilik olursa da kimse zarar görmüyor. Anladın mı? Tamam abi, merak etme. İnce işçilik kısmı bende. Gözün mekanda olsun. Biz çıkınca da varsın. Toparlan dedikçe sen iyice yayılıyorsun Keriman. Acele eden sinek süte düşermiş. Sana bunu öğretmediler mi Aliye Hanım? Ha? Yani toparlanacağım işte. Ne acele ediyorsun ki? Görmüyor musun, bacağım kırık. Yavaş yavaş toparlanacağım işte. Ya sen kendi yalanına iyice kaptırdın kendini. Yoksa aklın da mı gitmeye başladı senin? Bir sus, duyan olacak. Herkes benim bacağım kırık bilmiyor mu? Ha? Yani böyle acele acele toparlarsam o zaman şüphelenmezler mi? Yavaş yavaş toparlanıyorum işte. Ne acele ediyorsun? Keriman, beni çileden çıkartma. Sana gideceksin dedim. Bir an önce toparlan. Seni de, o uyuz evlatlığını da görmek istemiyorum burada. Anladın mı? Sanki yedi konağını. Şurada güzel güzel yaşıyorum işte. Allah Allah. Bir şey yapmazsan var ya, bu kadın gözüm yaşına bakmaz, atar beni kapının önüne. Saksıyı çalıştır Keriman. Gel. Bir şey ister misiniz Keriman Hanım? Sağ ol kızım. Ay, sizinle de ilgilenemedim, kusura bakmayın ne olur. Tek başıma bütün işlere yetişmek zor oluyor. Müsaadenizle bir isteğiniz olursa ben aşağıdayım. Tamam, sağ ol, sağ ol kızım. Koca konak. Kızcağız nereye yetişsin? Değil mi? Ona da bir yardımcı lazım. Ne zaman harekete geçiyoruz? Haber bekle benden. Plana sadık kal. Kıza zarar verirsen seni yakarım. Cihan! Hı? Yardım edebilir misin diyecektim ama bir sorun yok değil mi? Evet evet, bir problem yok tabii. Ne diyeyim? Şunu şuraya koyabilir misin? Hop. Ölçüsünü almam gerekiyor da. Gergin de tut ama. Neden üzgün görünüyor? Söylediklerime kırıldı mı acaba? Kasanın orada kağıt kalem olacaktı. Ölçüyü yazmam için getirebilir misin? Tabii. Bir bahane bulup dükkandan çıkarmam lazım Leyla'yı. İyi olduğuna emin misin? Aslında bugün pek günümde değilim. Yani sen de sabahtan beri dükkana tıkıldın, kaldın ya böyle. Diyorum ki acaba biraz dolaşsak mı? Ne dersin? Yok, benim yetiştirmem gereken bir ton işim var ya. Zaten müşteri falan gelirse dükkan boş kalmasın. İstersen sen çık dolaş. Aslında başka bir şey var. Ya aradılar beni mahalleden de, bir tane hasta varmış. Yardıma muhtaçmış. Hani beni çağırdılar ama ben tek başıma ne yapabilirim inan bilmiyorum.
Mustafa. Peki nesi varmış? Onu bana da söylemediler. Gidince göreceğim. Çok çaresiz dediler. Düşündüm ki belki sen de gelirsen hani yardımcı olabilirsin. Emre ortaklığı bozun diye kestirip atıyor. Ama karşı tarafın rızası olmadan olmaz böyle bir şey. Hem sözleşmeye aykırı bir kere. Niye aramadın? Halledemedin mi? Yok. Hukuken de böyle bir şey yapamayız. Ayrıca aldığımız yatırım şirketi toparlıyor. Yani şimdi bu ortaklığı nasıl feshedelim? Şirketi tekrar zor duruma mı sokalım yani? Yeliz. Sen tanıyor muydun Koray Bey'i? Hayır. Tanımıyorum. Yani aslına bakarsanız kim olduğuyla da pek ilgilenmiyorum. Siz bu ortaklığı kimseye sormadan kendi kişisel kararınızla kurdunuz. Aynı şekilde çözebilirsiniz. Bu arada lütfen beni bu işe karıştırmayın. Bu işin tamamen dışında kalmak istiyorum. İstediğimi bulamadın mı daha? Çok zor bunu Yeliz Hanım. Elimden geleni yaparım. Elini çabuk tut. Elinden gelenin fazlasını yap. Hiç kimse merak etmesin. Yakında tüm sorunları ben çözeceğim. Sokağın başında çok daha rahat taksi buluruz. Senin dışında hiçbir şey umurumda değil. Bu halin sebebini bilmem gerekiyor. Allah'ım ne olur bana bu mucizeyi yaşat. Meleğe bu defa annesi olarak sarılabileyim. Demek sizin mahalleden biri ha? Yazık, nesi varmış acaba? Dedim ya ben de bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Desene, bu vesileyle yaşadığın yeri de görmüş olacak. Kamera, alarm hepsi iptal. Kendimizi garantiye aldığımıza göre işe koyulalım. Efendim Kerim Hanım. Ay Emre Beyciğim, sizi rahatsız edeceğim ama kusura bakmayın. Bir malumatım olacaktı. Konakta göremedim sizi. Telefon açayım da söyleyeyim dedim. Buyurun, bir şey mi oldu? Ay Emre Bey oğlum, sizden bir ricam olacaktı ama nasıl söyleyeceğim bilemedim vallahi. Yani ben kaç gündür böyle konakta kırık bacak, yarım akıl böyle oturup duruyorum ya. Allah seni inandırsın, içim şişti. Yani şey diyorum, bir işin ucundan tutuversem ha? Tamam, Süleyman'a söyleyin sizi dışarı çıkarsın, gezdirsin biraz. Yok yok, öyle değil. Ben şimdi bu Hafize kızımla biraz dertleştim de. Yani kızcağız tek başına koca konakta dolanıp duruyor, yetişemiyor biliyor musun? Ben diyorum ki, ben mutfağa gideyim, elimden geldiğince ona yardım edeyim. Ya
Olur mu öyle şey? Siz bizim misafirimizsiniz. Yani yorulmanızı istemem. Emre Bey oğlum. Yani asıl sen bana misafir dersen ben üzülürüm bak. Yani ben mutfakta daha önce de çalıştım. Biliyorum sağını solunu. Yani her şey aklımda. Hem saklama bak. Sen benim yemeklerimi de pek beğenmiştin. Dolmalarımı, el açımı, böreklerimi. Tamam yani nasıl isterseniz öyle olsun. Ama bakın yormayın kendinizi olur mu? Allah sizden razı olsun Emre Bey oğlum. Şimdi koşa koşa gidelim mutfağa. Yani yavaş yavaş seke seke giderim ben mutfağa. Tamamdır. Hadi hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Ay, sağ olasın Emre Bey oğlum. Güle güle. Ali Hanım. Sen beni bacadan kovarsın, ben kapıdan girerim. Hem de ana kapıdan. Neredesin Hicran? Sen ne kadar kaçmaya çalışsan da kader bir şekilde yolumuzu birleştiriyor. Bana güvenmeni sağlayacağım. Benden bir şey saklamadan elimi tutmanı sağlayacağım. Aa, Cihan abi. Ne haber Ömer? İyi abi. Bir gazoz patlat da içelim ya. Akşam hallederiz oğlum. Merhaba. Merhaba. Yenge mi? Ömer. Ha. Ay Cihan oğlum sen mi gelmiştin? Hay Allah ben de durduk yere bu zibidiler ne kuduruyorlar demiştim. Sen hiç canını sıkma Makbule teyzem ben hemen dağıtıyorum onları. Ay, hadi bakayım dağılın trafik yapmayın hadi. Hadi oğlum çok da gürültü yapmayın bak rahatsız oluyor teyzem. Kardeşim hoş geldin. Tanıştırayım. Merhaba. Leyla Hanım yanında çalışıyorum. Memnun oldum. Merhaba. Kurtuluş. Eski dostum. Kardeşim Leyla Hanım mahallemizdeki hastayı ziyarete geldi. Hastanız nerede acaba? Çok merak ettim de. Hemen şu ileride gidelim isterseniz. Tabii. Sana şu Allah'ın cezası telefon. Kasa değil kale kapısı mübarek. Niye buradasın Hicran? Ay pardon. Pardon DNA testi yaptırmak istiyorum. Nereye müracaat etmeliyim? Buyurun ben yardımcı olayım. Karşılaşma kiminle olacak hanımefendi? Benimle olacak. Bu poşetin içindeki saçların benim kızıma ait olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Bu çok hayati bir konu. Tamam. Buyurun gidelim. Teşekkür ederim. Kimi kimsesi yok muymuş? Evet Allah biz varız da işte vaziyet ortada. Para mı lazım?
Doktor ilaçları alırsa iyi olur dedi. Tabii ona söylemesi kolay. İlaçlar ateş pahası. Biz mahallece toplamaya çalıştık ama vaziyeti sen gördün. Mangırın yarısını bile toplayamadık bizim fukaralardan. İlaçları ben alırım. Yani benim kasamda biraz para vardı. Hemen dükkanına dönelim. Yani şimdi gidersek eczaneler kapanmadan yetişebiliriz. Cihan, hadi gidelim. Hadi, acelemiz var. Sana şu Alman cezası telefonu. Lan gerekirse dinamit patlatacağım, yine de açacağım seni. Niye ayaklandın? Senin dinlenmen lazım. Ay, yeterince dinlendim abi. Şimdi mutfağa kavuşma vakti. Şükürler olsun. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Misafir geldiğin konakta ahçı mı olacaksın? İş teklifi aldım abi. Emre Bey rica etti. O isterse kimse kusura bakmasın, boynum kıldan ince. Aradı. Kerimhan Hanım, yemeklerinizi unutamadım dedi. O kadar çok rica etti ki dayanamadım, kabul ettim. Olacak iş değil. Emre Bey istedi, oldu abi. Ay vallahi çok sevindim, hayırlı olsun. Koca konağın işlerine tek başıma yetişemiyordum. Bu haline Emre Bey sana git mutfağa çalış mı dedi. Emin misin Kerimhan? Aman abi, ne varmış bu halimde? Bacağım kırık diye ölmedim ya. Ben var ya, ayaklarım olmadan bu mutfağı çekip çeviririm. Her bir köşesini biliyorum. Aa, burada ben ne sofralar donattım. Öyle değil mi Süleyman Efendi? Ya, tabii tabii öyle. Ama yani ben hayırlı olsun diyeyim de siz yine de bir istirahat etseydiniz ya. Ha? Neyse biz bahçeye çıkalım isterseniz, biraz hava alalım. Ha? Hadi. Vay be, vay be. Bir mutfağa bakalım. Ne var ne yok dolapta bir bakalım. Aa, dün Süleyman abi tüm malzemeleri aldı. Mutfağımız doldu taştı. Güzel güzel. Kerimhan Hanım, oradan bana sütü uzatabilir misiniz? Allah Allah. Bu kırık bacağını sen benden iş mi istiyorsun yavrum? Ha? Şey, ellerim unlu da. İyi tamam, yıka ellerini. Gel sütünü al. Almışken bana da bir kahve yapıver. Sütlü olsun. Tamam, yaparım. Yaparım tabii. Ay. Yani bu yaştan sonra senin yüzünden çalışmak zorunda kaldım ya. Neyse. Konaktaki yeri garantiye aldık ya. Bundan sonra Allah Kerim, ben de kul Kerimhan. Kız, ne bıt 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 duruyorsun oralarda? Ha? Hadi, hadi kahvemi hazırla benim. Ne için gelmiştin? Merhaba, ben DNA testi için gelmiştim. Tamam, çantanızı böyle bırakın, paltonun içine. Buraya mı oturuyorum? Evet, oturun öyle, torunuz geçsin. Yumruğunuzu yıkın. Tesadüfün olması mümkün mü?
Karşıma çıkan her şey bana Melih'i gösteriyor. Hasret kaldığım yavrum başından beri yanımda mıydı? Gerçek olabilir mi böyle bir şey? Teşekkür ederim. Enseleneceğim bu teneke yüzünden. Sonunda be. Amma anasının gözü çıktın. Ne güzel, ne samimi insanlar varmış mahallende. Ha, belli ki seni de çok seviyorlar. Beni onlarla tanıştırdığın için çok ama çok teşekkür ederim Cihan. Sayende bir faydam dokunacak onlara. Bu arada kasadan paraları alalım. İlk önce eczaneye gideriz. Hı. Amcanın ilaçlarını alırız. Sonra da onun için erzak alışverişi yaparız. Olur mu? Olur. Kime mesaj atıyorsun sen? Kurtuluş'a haber verdim. Hı. İyi, hadi gidelim. Pardon, fark edememişim beyefendi. Buyurun. Ben az önce içeri giren hanımefendi hakkında bilgi almak istiyorum. Hangi hanımefendiden bahsediyorsunuz? Hicran Kayalar. Eyvah! Ya ben dükkanın kapısını kapatmıştım. Hırsız girdi galiba. Açılmış, paralar da gitmiş. Ben ne yapacağım şimdi? O para da yok. O adamın ilaçlarını nasıl alacağım? Leyla! Leyla! Lan dur! 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 Nurten Hanım arıyor Adnan Bey. Aç ama hoparlörü al. Merhaba Nurten Hanım, buyurun. Koray Bey, Emre ile kötü bir geçmişinizin olduğunu bilmeliydim. Emre Bey ile aramızda geçen ve artık mazide kalmış bu naoş olayın profesyonel yaşantımıza sirayet etmesini ben de istemezdim. Ancak takdir edersiniz ki bu işin sorumlusu ben değilim. Sizi temin ederim ki... Koray Bey, ortaklarınızın kimliğini gizlemeniz temelde olması gereken güven ilkesini baştan zedeledi. Şimdi bir de bir durum hiç hoş olmadı. Özetle yapmış olduğunuz yatırımı iade ederek sözleşmeyi feshetmek taraftarıyım. Nurten Hanım, bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Ortaklarımızla konuyu değerlendirip size geri dönüş yaparım. Haber bekliyorum. Şimdi ne yapmamızı istersiniz Adnan Bey? Nurten Aksoy,
bir telefonla sözleşmenin feshedilmeyeceğini bilecek kadar profesyonel bir iş kadınıdır. Ama o tahtına kurulup sağa sola emirler yağdırmaya bayılır. Ama bu sefer hiçbir şey bu kadar kolay olmayacak. Veziri çekip şahı devirme zamanı geldi. Dur lan dur 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 dur. Gel buraya, gel. Lan sana dur diyorum, sen niye durmuyorsun? Abi sen gerçekçi olsun diye bağırıyorsun sandım ben. Ama temiz iş yaptım, merak etme. Çok temiz iş yaptın değil mi? Oğlum ben ne dedim lan sana? Ne dedim ben sana? Abi mecbur kaldım, yakalanıyordum. Zorunda kaldım abi, vallahi zarar vermek istemedim. Bak paralar burada. Lan ben sana Leyla'yı dokunmayacaksın demedim mi? Ha? Ben sana Leyla'yı dokunmayacaksın demedim mi? Sen niye vuruyorsun kıza? Bana bak. Yüzüm görmesin seni. Kız da yüzünü görmüş olabilir. Benim başımı belaya sokma, tamam mı? Artık mı? Yürü! Yürü! Leyla! Leyla, duyuyor musun beni? Leyla, duyuyor musun beni? Leyla! Leyla! Leyla, aç gözünü. Gerçeği açığa çıkmasan meselesi. Meleğim benim kızım olmasına ihtimaline karşı dimdik ayakta durmalıyım. Güçlü durmalıyım. Belki de bunca yıllık hasretim sona erecek benim. Melek benim kızım çıkacak. Olabilir mi böyle bir şey? Sabret Hicran. Çok az kaldı. Birazcık daha sabret. Senin ne işin var burada?